Hele hele. Kız Sultan Hanım, ne oldu sana bildiğim gibi bir arpayı fazla kaçırdık. Kız sen yerinde duramıyor hanım bu. Kız İçimde her dakika göbek atmak gelir. Ya evlensem? Yani bu kadar mutlu olurum ancak. Allah Allah. Hanım, aramızda bir tek sen akıllıydın. Bu da bize takıla takıla şansımanı dağıttı hanım dermedim. Gözümüz aydın. Hakikaten de gözümüz aydın kızına. Rampi, 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 rampi. Neyse hanım, siz oynayın. Ben şu bakkal kapatmadan önce bekmek peynir alayım geleyim. Bir dakika, bir dakika abla, gecenin bu saatinde yalnız olmaz. Tamam be, tamam, gel, tamam. Haydi bebek, yürü, yürü. Ana bu sultan kafayı yedi. Gece vakti oynama ne olur? Bu ne ya? Bu ne ya? Pardon abla. Anam sen posulanı mı şaşırdın oğlum gece vakti? Pardon abla. İşe bak ya, pardon çıkalı aylar çaldı. Kaçma, gel buraya. Gördün mü abla, benden korkup nasıl topukladı? Uydurma cücük. Adamın acelesi vardı, besbelli ondan kaçtı gitti adam. Nereden çıktı bu saatte anam? Anam beterin evinden mi, etemin evinden mi? Bilmem ki abla, görmedim valla. Allah Allah. Anam mahalleden de değil bu adam, ilk defa görüyorum. Ben de ilk defa görüyorum abla. Aman beyinsiz. Sana kalsa beni bile ilk defa göreceksin. Yürü hadi, konuşturma olur mu, beni. Olur. Yürü. Bakkal kapandı. Kız ana. Ha. Kız ana, uyan kız. Aman. Kalktı kalktı. Günaydın. Günaydın. Boncuk. Kustur anam, bismillah, ne oluyor? Anam sizin ne işiniz var burada? Millet uyurken kabus görüyor, ben uyanıkken görüyorum. Yoksa hala uyuyor muyum anam? Sabahın köründe daha kargalar mama yemede niye geldiniz? Rüyanızda beni mi gördünüz? Ya çok hayırlı bir iş için geldik Pembe abla be. Hayırlı bir iş mi? Ne hayırlı şu oğlum? Efendim, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız sultanı oğlumuz Ferhat'a istiyoruz. Vay uyanıklar vay. Aklınızca beni uyku sesimiken yakalayıp sultanı elimden alacaksınız. Aşk olsun Pembe abla ya. Ya ne alakası var ya? İşimiz acele de ondan erken geldik. Sultanımı bir an önce alıp balayına gitmem lazım. Şunun avalarına bak Allah'ın çulsuzu. Sen de başlık parasını ödeyemedin. Ne kurum kurum kurumlanırsın sen be. Oy. Anlayamadım canım. Başlık parasını mı ödeyemezmişim? Bu ne peki? He? Bu ne? O ne? Bismillahirrahmanirrahim. Tam 100.000 YTL efendim. Al. Bu da senin başın Pembe abla. Üstü kalsın. Ferhat, oğlum daha düne kadar senin 10 milyon açın yok muydu? Bir günde nerede buldun bu kadar parayı? Yetişin komşular, soydular! Yetişin, koşun, soydular komşular! Yetişin Allah, komşular! Hop, hop, soydular! Dur ya, dur! Ethem abi ne oldu ya? Ne oldu? Soydular beni! Polis yok mu? Polis yok mu? Polis! Evet, biraz soymuşlar. Üstte başta hiçbir şey kalmamış abi. Öyle değil. Kasabı soydular, kasabı. Bittim, mahvoldum, bittim ben, bittim. Anam ne oldu? Ne bağırıyorsun be? Ne olur be? Ne oldu be? Bittim ben, bittim. Bittim, bittim, mahvoldum. Ne oldu ya? Ne oldu be adam, anlatsana. Soyuldu, hırsız girmiş eve. Kasayı açmış, bütün paramı çalmış. Ne? Hırsız mı girdi dedi? Ne? Ne zaman fark ettin soyulduğunu Ethem? Sabah uyandığımda kasayı böyle gördüm komiserim. Peki gece hiçbir ses duymadın mı? Duymadım komiserim. Şüphelendiğin biri var mı? Vallahi ne desem yalan olur komiserim. Bu künye sana mı ait Ethem abi? Yok, ilk defa görürüm. Salih, ver bakayım onu. Hmm.
Üzerinde Ferhat yazıyor bunun ya. Ferhat mı yazıyor komiserim? Ben de diyordum, bu Ferhat başlık parasındaki 10 milyonu nasıl tamamladı? Anam meğerse seni soymuş. Gerçekten soymuş yani. Deli deli konuşma pembe. Niye sorsun buraya çocuk ya? Bir dakika. Bu başlık parası hikayesi de nedir pembe? Komiserim, yani günahına girmeyeyim ama bu Ferhat'ın başlık parasından 10 milyon eksiği vardı. Bu sabah gelmiş parayı tamamlamış besbelli. Allah Allah, çok ilginç. Çok ilginç. Ethem'in evinin soyulduğu gecenin sabahında Ferhat'ın parayı tamamlamış olması garip yani. Üstelik suç mahallinde küyesini bulduk. Evet. Bir dakika. Bu işi Ferhat'ın yaptığını düşünmüyorsunuz değil mi komiserim? Ferhat dün geldi benden 10 bin lira borç istedi komiserim. Vermeyince de beni soymaya kalktı demek ki. Saçmalama Ethem. Ferhat ölür de harama el uzatmaz. Kumardan kazandığı binlerce lirayı götürdü, vakıflara bağışladı da senin 10 bin liranı mı soyacak? Akıllı ol. İyi de anam, komiserim bütün deliller Ferhat'ın aleyhine. Yani bir tek kasayı ben soydum, imza Ferhat diye not düşmesi eksik. Pembe haklı Beter. Bütün kanıtlar Ferhat'ın aleyhinde. Soruşturmanın selameti açısından Ferhat'ı tutuklamamız lazım. Salih. Buyurun komiserim. Ferhat'ı gözaltına alın. Başüstüne komiserim. Ferhat aç kapıyı Ferhat! Ayır ona Salih, ayırdır. Ethem abinin evindeki hırsızlık olayıyla ilgili seni gözaltına almak zorundayım. Lütfen kollarını uzatır mısın? Ya yanlışlık var bu işte be Salih. Ay benim yeğenim arama el sürmez be. Yapmayın Salih. Büyük bir hata yaparsınız. Ferhat! Abi! Şahanem. Abi! Abi ne oldu? Abi ne oldu? Yakın nerede abi? Ne oldu Ferhat? Ne hırsızı? Ya Salih ne oluyor? Bir yanlışlık var Şahanem. Merak etmeyin. Suçsuz olduğum ortaya çıkacak. Ya götürmeyin abimi. Ya suçlu. Salih kurban olayım. Gidelim Ferhat. Ya Ferhat. Salih! Abi! Abi! Yeter artık kendini perişan ettiğin Menekşe ya. Allah korusun karnındaki bebeğe zarar vereceksin. Yapma ne olur ya. Belki de Ferhat'ı sadece sorgulayıp serbest bırakacaklardır. Tabii. İnşallah. Ya inşallah Kızala be. Ne oldu Muharrem? Enişte. Karakola uğradım Menekşe. Ne oldu? Bırakacaklar mı Ferhat'ı? Nöbetçi mahkemeye sevk etmişler. Tutuklama kararı çıkmış. Tutuklamışlar mı yani? Hapse koymuşlar Ferhat'ı. Yapma ya. Derdi veren Allah'ım. Dermanımız da sen gönder ne olursun ya Rabbim. Allah. Siz hiç merak etmeyin arkadaşlar. En iyi avukatları bulup Ferhat'ı içeriden çıkaracağız. Söz veriyorum size. Ay inşallah.